Selamünaleyküm arkadaşlar. Aleykümselam hocam. Dersimize kaldığımız yerden devam edelim. Şu an kalemi görebiliyoruz değil mi? Evet hocam, görebiliyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Sayfa 106'dan devam edelim arkadaşlar. Aşağıdakilerin hangisi x-4'ün karesinin ifadesinin terimlerinden biri değildir demişler bize. x-4'ün karesi demek ne demek arkadaşlar? Uzun uzun çarpmayacağım. Birincinin karesi x kare. Eksi bunların çarpımının iki katı 8x. Artı bunun karesi artı 16. X kareyi gördük. 16'yı gördük. Eksi 8x'i gördük. O zaman eksi 4x diye bir ifade arkadaşlar biz ne yaptık? Görmedik değil mi? Yok. Bismillahirrahmanirrahim. Neydi? Diğer soruya geçelim. X kare, eksi y kare arkadaşlar neydi? Bu iki kare farkı mıydı? Evet. Hocam evet. Burası x artı y çarpı x eksi y değil mi açılır? Evet hocam. Bu da 24 eşit ise. Zaten bakın ben x artı y'yi ne biliyorum? 12 biliyorum değil mi? 12 ile neyi çarparsam 24 yapar? 12 ile 2 hocam. Demek ki burasının 2 olması lazım arkadaşlar. Yani x eksiye biz 2'dir demeliyiz. Anlaşıldı mı? Evet. Aynen. Anlaşıldı hocam. Geldik diğer soruya, 18'e. Yukarıdaki şekilde ABCD MNO birer karedir. Bu ile bu birer kareymiş. Burası bir kareymiş. Ayrıca neresi kareymiş bir de? BMON. Bu da bir kareymiş. Değil mi? Mavi yerde kare, yeşil yerde kare. Bu iki karenin alanları toplam 96'ymiş. E ben iki karenin alanları nasıl toplarım ki? Bunun alanı A kare. Küçük karenin alanı B kare. Bunların toplamını eşitmiş 96'ya mı? A artı B 14'müş. Bize şu dikdörtgen alanı mı sorulmuş? Aynen. Bak kardeşim, burası B ise burası nedir? Hocam orası B ise orası da A'dır yani. Burası B ise burası B değil midir? Hı? Ha, pardon hocam, karede X ise öyle, pardon. Evet. Ben zannettim şey şu diğer kenar, yani evet. Kare büyük şeydi falan. Evet. Burası A ise burası nedir arkadaşlar? A. A'dır. Bu alan ne yapar? AB. A çarpı yapar değil mi? Yani ben A çarpı B'yi bulabilirsem bu dikdörtgen alanının ne olduğunu söyleyebileceğim. Benim A çarpı B'yi bulmam lazım. Evet hocam. Şimdi evet. A kare artı B kare 96, A artı B 14 ise diyorum ki bir kenarda A artı B'nin karesini açsam ne gelir acaba? A'nın karesi gelir. B'nin karesi gelir. Bir de ne gelirdi? Bunların çarpımının 2 katı 2AB mi gelirdi? He? Evet hocam. 2AB gelirdi. A artı B neymiş? 14 müymüş? Evet. A artı B'nin 14 lazım. 14'ün karesi eşittir. A kare artı B kare neymiş? 96'ymış. Evet, buraya 96 yazdım. Evet. 14'ün karesi 96 yaptı. 96 artı 2AB yaptı. 96'yı buraya attım. 100 mü yaptı 2AB? 100 evet. 2AB 100 2'lere böldüm. AB eşittir 50 hocam. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Anlaşıldı hocam. Tekrar edeyim mi? Hocam olur ya. Bunda biraz kafam karıştı da. Aynen hocam. Bakın şurayı biraz büyüteyim. Şimdi elimize mesela A artı B var. Kaç olsun? 10 olsun, tamam mı? A kare artı B kare ne olsun mesela?
44 olsun. Bize A-Ser B'yi sorsunlar. Diyorum ki ben A artı B'nin karesini açarsam bunu da görürüm, bunu da görürüm, bunu da görürüm. Değil. A artı B'nin karesi neydi? A'nın karesi, B'nin karesi de ne vardı burada? İki katları vardı. İki AB mi vardı? He? Al sana A artı B. Al sana A artı A kare artı B kare. Al sana AB. Ben A artı B'ye yine ne yazıyorum şu an? Soruda 10 mu vermişim? Buraya 10 yazıyoruz. 10'un karesi eşittir. A kare artı B kare yine ne yazıyorum ben? 44 vermişim. 44 yazdım. Artı 2 AB mi? 10'un karesi 100. 44 artı 2 AB ya burası. Burada buraya aldım. 100 eksi 44 56 yaptı. 2 AB 56'yı her tarafı 2'lere böldüm. AB eşittir 28 oldu. 28 yaptı. Aynen. Ya çok olmuş öyle mi ama aslında? Bir tane daha yapayım. A eksi B eşittir 7. A kare artı B kare eşittir 21. A çarpmayı sorduk. Ya hocam bunda şöyle yaparız. A kare artı B kare eşittir 21. Hocam hani 21 eşittir. Yani 21 hocam A eşittir. Yani A eksi B yani 7 çarpı 7 artı AB oluyor. Bak deriz ki A eksi B'nin karesini açarsam bunu da görürüm ben. Bunu da görürüm, bunu da görür müyüm? Evet hocam. Evet, A eksi B'nin karesi diyorum şöyle açılır. A'nın karesi gelir. Artı B'nin karesi gelir eksi. Bir de bunların çarpımının iki katı gelirdi. He hocam AB kare 2 2 yaptı. O zaman A eksi B nedir? 7 mi? 7'nin karesi eşittir. A kare artı B kare nedir? Burası da 21 vermişler. 21 eksi 2 AB. Evet hocam. 49 eşittir 21 eksi 2 AB ya. 21'i kaç tarafa attı? 49 eksi 21 28 yaptı. Eksi 2 AB'ymiş bu. Her taraf yani, eksi 2'lere bak. Eksi 14. Aynen. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. O zaman sorulara geri dönüyoruz. Zaten bunlara biz tekrarlayalım arkadaşlar. Aynen öyle hocam. Bu arada eski videolara bakın. Eski videolarda o soruların çözümleri var aslında biraz. Ha, hangi videoda bulabiliriz hocam? Sayfa 102, 103 falan çözmüştük. Oralarda vardı mı? Ha, tamam hocam, o videoya bakarım o zaman. Ha. O tam karelere var ya, tam kare sorularıydı onlar. Tamam hocam. Bir torbada özdeş 3 kırmızı, 5 yeşil ve 5 mavi top bulunmaktadır. Torbadan rastgele bir top seçilmesi olayı ile ilgili aşağıdaki hangisi kesinlikle yanlıştır diye sormuş bize. Evet hocam. Yeşille mavi seçmek değil mi? 5 ondan 5 ondan var. Evet onlar eşit hocam. Kırmızıyı seçmek ama daha bir düşüktür değil mi? Daha azdır olasılığı. Çok daha düşük hocam. Evet. Aynen hocam. Kırmızı seçilme olasılığı mavi top seçilme olasılığı azdır demiş. Doğru söylemiş. Azdır, doğrudur hocam. Kırmızı az. Yeşil topun seçilme olasılığı. Doğrudur. Kırmızıdan fazla, doğru. Mavi topun seçilme olasılığı yeşil top seçilme olasılığı fazla demiş. Yanlış. Eşit. Eşittir hocam. Yanlış. Evet. Arkadaşlar soru geldi 20'ye. 117'nin karesi 84'ün karesi 3 müymiş değil mi? Evet hocam. Burada şey yapardık hocam, hani her zaman yaptığımız gibi. Hani bu şeyini ayırdık. Mesela 117 eksi 114 yani ne etti? 3 etti. 3'ün karesi eşittir. Yani 3'ün karesi eşittir 9. 9 eşittir 3M ise M kaçtır hocam? 9 3 hocam, M'de 3 olacak. Ama hocam burada yine yanlış hatırlıyoruz. İki ifadenin karelere, bir ifadenin karesinden başka birinin karesi çıkarsa biz bunları bir topluyoruz, çarpı biri çıkarıyoruz. Topladım ben bunları, ne yaptı? 231 yaptı. Çarpı çıkarıyorum bunları, ne yaptı? 3 yaptı. Bu da 3 M'ye eşitse 3'ler sadeleşti. M'miz 231 yaptı. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam.
Doğru 21. A artı B. A artı B. Evet. A artı B'nin karesini açarsam ben bunları tutturuyorum. A artı B'nin karesi nedir? A kare, B kare. Bir de ne vardı? Bir tane AB var. Evet hocam. A artı B'nin 7. B'nin karesi A artı B'nin 7. A kare artı B kare bilmiyorum. Kalsın. Artı 2 çarpı A çarpı B neymiş? 12. Burada 12 yani. Evet 12 hocam arası. Burak 49 yaptı. Burak 24 yaptı. Evet. Bu tarafa attım. 49 eksi 24 ne yapar? 25 yaptı. 49 eksi 24 25. A kare artı B kare 25'tir arkadaşlar. Tamam mı? Evet hocam. Olmazsa bu dersten sonra bir de bunları başka zaman ben size hatırlatırım, tamam mı arkadaşlar? Bir tekrar yapalım. Yani. Tamam. 22. 5A artı 7 B eksi 3 C'nin katsayılar toplamı sorulmuş bize. Katsayı dediğimiz zaman şu A'lı B'liler haricindeki şu diğer sayıların toplamı demek. 5, 7 daha 12, 3 çıkar 9 kaldı. Tamam. Tamam hocam. Ya da A, B, C yerine 1 yazalım. Tamam. 1 yazdığımda yine burası 5. Burayı da burayı 3 yapar. Evet hocam. Şimdi arkadaşlar direkt 28'e geçelim ya. Hazır burada varken. Şimdi ben 2B artı 3'ün karesini almaya kalksam ne olur? 2B'nin karesi gelir mi? Ne yapar? Evet. 4B kare. B kare. Sonra bunların çarpımının 2 katı geliyordu. Bunları çarptım 6B. Bir de 2 ile çarptım. 12B mi geldi? 12B. Evet 12B geldi. Bir de en son 3'ün karesi vardı 9 değil mi? 9 evet hocam. Demek ki kutum 4 oldu. Şerim 13 oldu. 4 eksi 12 ne var eksi 8? Eksi 8. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Yani bak 2B artı 3'ün karesi diyor ya. Ben bunu şöyle yapabilirim. Bak, bunun karesini aldım 4B kare. Artı bunun karesini aldım 9. Sonra artıları çarptım. 2 ile çarptım. 12B. İstersen bunu ortaya yazarım. İstersen en son yazarım. Tamam mı? Evet hocam anladım. Yani A artı B'nin karesi şuna eşittir. A kare artı 2AB artı B karedir. Veya hocam ben şöyle yapmak istiyorum bunu. Önce A ile B'nin karesini alacağım. Sonra 2AB yazacağım. Tamam sen bilirsin. Fark etmez. Aynen öyle hocam. İkisi de aynı. 27. 2x artı 5 ifadesi aşağıdaki ifadelerin hangisini çarpandır demişler. Ya hocam 2x artı 5 hocam hangisini çarpandır? Hocam 2x kare yani hocam yani 4x kare 4x kareyi buldu hocam iki şık. Hocam hocam 4x kare eksi hani ikisinin çarpımının 2 katıydı hocam. Yani 10x 20x oldu hocam. Şimdi şöyle yapalım. Burayı biz x parazını alsak 2x eksi 25 gelir mi? Gelir mi? Evet. Bunun çarpanı ya x'tir ya 2x eksi 25'tir. O zaman bunun çarpanı böyle bir şey yok. Bu 4 parantezini alsam x artı 5 mi? Değil mi? Evet. Demek ki bunun da 2x artı 5 diye bir çarpanı yok. Buraya 3 parantezini alsam burası ne var? 2x artı 5 yapar. Aa bunun içinde böyle bir çarpan varmış. Bu kim hocam? Bu 2x'in karesi. Burası eksi 5'in karesi. Bu da 2x. Bak 2x eksi 5'in karesini aldığım zaman 4x kare gelir. Bunların çarpımı 2 katı gelir. Bir de eksi 5'in karesi artı 25 gelir. Demek ki bu da 2x eksi 5'in karesine eşit. Yine bu x artı 5 değil. Anladım hocam. Bir tek bunda 2x artı 5 var. Şimdi anlaşıldı hocam. Aynen. Aşağıdakilerin hangisi 12x küp eksi 9x y kare debreteli ifadenin çarpanlarından biri değildir diye sormuşuz. Arkadaşım ben bir kere bunu ve bunu 3'e bölebilirim. Evet. Hem bunda y var hem bunda y var hem bunda x var hem bunda x var. Bunları ben x y parazına da yapıyorum. Evet. Evet. 12 3'e böldüm. Bak 12 3'e böldüm 4 geldi. 4. X küpü x'e böldüm x kare geldi. E'yi böldüm. 1 gelir 1 yazmaya gerek yok. Çarpı 1 bir işe yaramaz. Hocam cevap D herhalde. D hocam. Bakalım. 9'u 3'e böldüm 3 geldi.
X'i X'e böldüm 1 geldi. Y kareyi Y'ye böldüm Y geldi. Evet. O zaman bu ifade arkadaşlar. Bir kere bu ifade 3'e bölünür. İfade 3X'e bölünür. Bu ifade 3X'e de bölünür. Çarpandır çünkü. Ama bu yılda biz X, Y karede bir şey görmüyoruz. Tamam mı? Doğrudur hocam. Arkadaşım bak diyeyim ki ben sana. 5 çarpı 2 çarpı 3 4 artı 1 yazıyor. Tamam mı buraya? Bu ifade 5'e bölünür. Bu ifade 5 çarpı 2 ona da bölünür. Bu ifade 5 çarpı 2 çarpı 3'ten bu ifade 30'a da bölünür. Evet. Ama bu ifade gidip de 5'in karesi çarpı 3'ün karesine bölünür mü? Bölünmez. Bölünmüş. Yok hocam. Ya 25 çarpı 9 oluyor. Öyle hiç bölünmez hocam. Bölünmez değil mi? ...23'ü yapalım günde. Sadece gözlüksüz öğrencilerin bulunduğu bir sınıftan rastgele seçilen bir öğrencinin gözlüklü olma olasılığı sıfırdır. Doğru mu yanlış mı? Doğru. Evet çünkü imkansız ya, sınıfta sadece gözlüksüzler var. Nasıl gözlüklü öğrenci çıksın ki? Bu doğru. Sadece kırmızı bilyelerin bulunduğu bir torbadan rastgele seçilen bir bilyenin kırmızı olma olasılığı kesin olabilir demiş. Doğru. Evet kesindir bu. Sadece kırmızı olacak. Evet. Bir olayın sonucu gerçekleşemezse imkansız olay diyoruz. Sonucuna sıfırdır diyoruz. Bir olayın gerçekleşmesi kesinse biz ona kesin olay diyoruz ve sonucuna bir diyoruz. Ha, evet hocam bu 9'da lisede mantıkta çıkıyormuş hocam. Evet. Hatta hocam bilgisayar yaz hani bilgisayar dillerinde de şey hocam sıfır hani yanlışa sıfır yoka eşit bir ise... Evet. Ya hocam vara doğruya eşit hocam. Evet veya elektrik akımlarında sıfır demek, elektrik geçmiyor demek, bir demek geçiyor demek, tamam mı? Anladım hocam. Evet. Bir zar havaya atıldığında üst üste gelen sayının 6'dan büyük gelme olayı imkansız olaydır. Evet. Doğrudur hocam, imkansız. Matematik kelimesinin harflerin yazılı olduğu torbadan rastgele seçilen bir kağıdın üzerinde N harfi yazma olasılığı kesin var. Hayır hocam. Yok hocam. A, T, E harfleri evet. De çıkabilir hocam. Yani buradan. İ ve K. Adam. Şey kesin doğru. Buradaki üç şey doğru. Bir tanesi yanlış değil mi? Evet hocam. Ya hocam diğeri de 1 bölü 5 oluyor hocam. Evet. Yağmur arkadaşız Esra'ya doğum günü hediyesi olarak yukarıdaki kitap listesinden bulunan kitapları içinden biri seçecektir. Yağmur'un Ateşten Gömlek romanını hediye etme olasılığı kaçtır diyoruz. 5 kitap içinden birisini istiyor. 1 bölü 5 değil mi? Evet. 5 kitaptan birisi. Evet. Diğeri de hocam ülke apartmanda yaşayan Fatma anneye tek çeşit meyve götürülecektir. Ülke manada gördüğü armut, şeftali ve muz kayısından kaç farklı meyve seçebilir? Oh, hocam. Evet. Hani tek çeşit meyve götürecektir diyor. Ya bunu hocam, seçer 1, ya bunu seçer 2, ya bunu aynen. Seçer 3, ya da bunu seçer 4, evet. Ya da bunu seçer 5. Bir şey seçer. 5. Arkadaşlar. Devam ediyoruz. Şu 36. soru, 37. soruyu da çözelim. Toplamda şu 7 soruyu çözelim. Noktalayalım, tamam mı? Aynen öyle. Arkadaşlar. Bunun özdeşi hangisi değildir demiş. Bu bir kere eksi 9 x kare mi yapıyor? Evet. 3 çarpı 3 eksi 9 x karesi var. 9 x kare. Eksi var eksi 9 x kare. Olur mu olur? Evet. 3 kere 3 9 x kere x x kare. Önde eksi var eksi 9 x kare. Oldu. Abi eksi çarpı eksi artı olmaz. 9 x kare. Olmaz mı? Evet hocam o olmaz. Bunun özdeşi sorulmuş değil mi bize? Evet. Ya bir kere 4 kere 2 8 yapar. Bu 6. 8 nereden geldi? Olmaz. 4 kere 2 8 yapar. Burası 6. Olmaz. Olmaz hocam o. 3 kere diğeri 2 6. Diğeri hocam. Büyük. Yok diğeri de olmaz hocam. Diğeri bak Deniz Umut. X kare. Hocam y. D. 3 kere 2 6 değil mi? Evet hocam. D, C yok diyorum. C olmuyor. Renkleri dışında aynı özelliklere sahip 12 top bir torba atılıyor. Torbada rastgele evet. Seçilen bir topun mavi olma olasılığı 1 bölü 3 olduğuna göre bu torbada mavi renkte olmayan kaç top vardır demiş bize? Kardeşim mavi gelme olasılığı 12
12 top varsa mavi renkli olmalısa hocam şey mavi renkte olmayan kaç top vardır diyorsa demek yine 4'ü mavi olacak 8 hocam kalacak. Evet. 3'te 1 mavidir demek bu olasılığı bir güreş diyorsa. Evet hocam. 3, 4 yaptı. 4 mavimiz var. Geriye kalan 8 tanesi mavi değildir. Evet hocam kalanlar zaten şey. Arkadaşlar bu bir ifade tam kare ise x'in karesi 8'in karesi ise bu x'in karesi varsa 8'in karesi de varsa arkadaşlar diyoruz ki x kare artı bunların çarpımının 2 katı 6 16x artı arkadaşlar 8'in karesi 64 gelmesi lazım. Yani bizim a'mızın 16 olması lazım. Tam karelerde burasında bunların çarpımının 2 katı gelmesi lazımdır. Değil mi Evet baba? hocam. A16'dır. Evet. Kız ve erkek öğrencilerin Evet bulunduğu hocam. 30 kişilik bir sınıfta rastgele seçilen bir öğrencinin kız olma olasılığı erkek olma olasılığından daha fazladır. Bir sınıftan seçilen kişinin kız gelmesi erkek gelmesinden fazlaysa o sınıf kızlar daha Hocam en az kaç kız diyorsa hocam. kızlar daha fazla ise eşit olsa bunlar 15-13 dolardır. Sessiz bir dön. Hocam. İnternet bağlantısı herhalde gitti arkadaşlar bir saniye. Evet hocam. Ama en az kaç kız olacağı Aynen. için 16 hocam. Evet, çünkü eşit olsalar 15-15 yapar. Kızlar eşit değil. Daha fazla 16'dır hocam. 16'dan aşağı inemez. Renkleri dışında aynı Evet. özelliklere sahip. 5 mavi, 6 beyaz, 3 turuncu, 5 sarı bilyenin bulunduğu torbada rastgele bir bilye çekilecektir. Hangi renk bilyenin çekilme olasılığı en azdır diye soruyoruz. Hocam turuncu hocam. Değil mi? Çünkü en az turuncu var. Aynen hocam. En az o var çünkü. Üç. Bir sınıfta 12 kız, 12 erkek öğrenci ve bir öğretmen bulunmaktadır. Bu sınıftan rastgele seçilen bir kişiyle ilgili verilen ifadelerden kaç tanesi yanlıştır demişler bize. Erkek öğrenci olma olasılığı ile kız öğrenci olma olasılığı birbirine eşittir hocam. Doğru. Öğretmen Doğru. olma olasılığı erkek öğrenci olma olasılığından daha Yanlış fazla. hocam. Yanlış. Evet. Kızım. Namet. Yanlış hocam. Yanlış. Değil mi? Soru 36. Afra 4 haneli 8002 A4 şeklinde bir şifre oluşturmak istemektedir. Oluşturduğu bu şifre 4 ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı kaçtır diye sorulmuş bize. Şimdi A sayısı ne olabilir mesela düşündüğümde? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Çünkü A bir rakamdır. A'nın 0'dan 9'a kadar değer Evet alabildiğini hocam. söyleyebiliriz. Başka bir değer alabilir mi arkadaşlar A sayısı? Hayır. Hayır. O zaman tüm durum sayısını aşağı yazıyoruz. Tüm durum sayısı kaç oldu? 10 tane mi oldu? 9, 10 tane. Peki bizim istediğimiz şey nedir? 4 ile bölünmesi mi? Bir Evet. kere bu A 0 olsa 0 4 olur, 4'e bölünür. Evet. A 1 olsa 14 14 yapar. bölünür. Olmaz. 24 de 24 bölünüyor. bölünür. Yok ha 44 24 olur. bölünür. 54 olmaz. 64 olur. 74 olmaz. 84 olur. Yani A Bir daha. sayımız ya 0 ya 2 ya 4 ya 6 ya 8'de 5 tane değer alabilir A 5 sayısı. tane hocam. Yani Hangisi 1 bölü cevap? 2. Evet. Arkadaşlar son sorumuzu çözelim. Dersimizi burada sonlandıralım, tamam mı? Evet hocam. Gelin tanış olalım, işi kolay kılalım, sevelim, sevilelim. Dünya kimseye kalmaz. Yunus Emre. Yukarıdaki dörtlüyü oluşturan kelimelerin her biri iki kat hızlara sorgulatılıyor. Seçilecek kelimenin K harfiyle başlama olasılığı kaçtır diye sorulmuş bize. Hocam bir, Evet iki, hocam. üç, dört tane K harfi var hocam. Dört Ben tane K hepsini harfi saydım. var. 11. Siz 14 tane. bak ben hepsini saydım. 11. Siz K ile başlayanları saydınız mı? Kaç tane oldu? İki. K hocam, dört hocam. Ay, ay dört dört hocam. Bir, O iki, zaman üç. cevap 4 bölü 11 yaptı arkadaşlar. Evet hocam.
Bir saniye. Hadi. Arkadaşlar, böylelikle ünite değerlendirme kısmını ne yapmış oluyoruz? Bitirmiş oluyoruz, tamam mı? Evet hocam. Aa, daha devam varmış Yelçin. Olmazsa arkadaşlar bunu da hafta yapalım, olur mu? Aynen hocam. Olur hocam. Tamam, buyurun. Dersi burada sonlandırıyoruz. Hafta yine aynı saatte görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere hocam.